Evet, merhabalar. İş sağlığı ve güvenliği konusunda eksik olduğunu düşündüğüm bir konu var. O da her şeyi konuşuyoruz, tartışıyoruz fakat bizim iş sağlığı ve güvenliğinde kullandığımız belli başlı kelimeler var. Bunlar İngilizce karşılığı nedir? Bunlar nasıl? Tabii meraklı arkadaşlar, diğer çoğu arkadaş bunların bilmek zorunda kalan arkadaşlar zaten biliyorlar, öğreniyorlar. Uluslararası firmalarda çalışan arkadaşlar zaten bunları biliyorlar. Fakat bizim daha çok inşaat sektörüyle ilgili kelimeleri bir araya getirdik. Umarım faydası olur İş güvenlik uzmanı arkadaşlara. Tabii yorum ve görüşlerinizi yazarsanız en azından eksiklik İş güvenlik uzmanlarının alıştığı en önemli şey eksikliktir. Eksiklerinin kendilerine söylenmesinden kesinlikle mutluluk duyarlar. Ben de bunlardan birisiyim. Eğer öneriniz, tavsiyeniz ya da şunlar da olmalı ya da şunlar eksik şeklinde geri dönüş olursa bundan sonraki videoda belki onu dikkate alıp belki değil onu dikkate alıp o şekilde bir daha faydalı, daha kapsamlı bir video alabiliriz. Ben fazla vaktinizi almadan direkt giriş yapayım kelimelere. En alakası burada bir pit var, çukur. Trial pit, deneme çukuru. Bazı kelimeler görüyorsunuz burada. Bunların karşılığında bir cümle içinde kullanımları var. Örneğin burada your job is follow the instructions of the supervisor carefully. İşiniz supervisor'ın talimatlarını takip etmek, dikkatlice takip etmek. Instruction talimatlar, combustible metal, yanıcı metaller, substance madde, indicated as acceptable kabul edilir. Bunları tabi videoyu izlerken, dinlerken durdurup bakabilirsiniz. Buralarda herhangi bir şey yok. Ben kısaca telaffuz olarak telaffuzlarını yapmak istiyorum kısaca. Bir de yan taraftaki kelimeleri kısaca açıklamak istiyorum. Combustible metal, yanıcı metaller, substance madde, indicated and acceptable kabul edilebilir olarak belirtildi. The important message here is simply not to use an extinguisher on tube or glass of fire that is not indicated as acceptable on the extinguisher. Ama buradaki önemli mesaj basitçe uygun sınıfta uygun söndürücünün kullanılmasını sağlamak. Electrical source, elektrik kaynağı. D sınıfı yangınlar involving combustible metal. Class D refers to fires. Mesela combustible metal, yanıcı metaller için D sınıfı yangın söndürücüler tavsiye edilir. Dry powder, kuru toz. Zaten D sınıf dediğimiz bu. Special dry powder extinguisher. Arkadaşlar extinguisher, extinguisher söndürücü. Extinguish söndürmek. Extinguisher söndürücü. Genellikle yangın söndürücü olarak da geçiyor. Yani yangın söndürücü anlamında da kullanılıyor. Fakat aslında extinguisher bir söndürücü demek. Yani kuru tozludur, suludur, şudur budur. O şekilde şey yapmak lazım. Head fats, kızgın yağlar, gauge, gösterge, kartuşlu söndürücü, non-conductor, iletken olmayan, conductor, iletken, non-conductor, iletken olmayan, nameplate, tabela, nasıl, isim tabelası da geçiyor. Carrying handle, taşıma kolu, waist height, bel yüksekliği, aim, hedef, amaç ama yangın söndürücüdeki amacımız nişan almak, aim, nişan almak. Aim it down to the base of the fire. Yangının merkezine doğru nişan alın, aşağı doğru. Yangının çıkış noktasına doğru, base temel nokta, yani yangının çıkış noktası oluyor burada canım anlamı. ABC dry camel, chemical, kuru kimyasal. Firefighter, itfaiyeci. Fighter, itfaiyeyle, ateşle savaşan zaten. The water extinguisher is only suitable for use in class A fire.
Sulu söndürücüler yalnızca A sınıfı yangınlar için kullanılır. Suitable uygunluk, fabric kumaş, introduction, giriş, barrel body, ashes küller. Multi-force çok amaçlı, structural integrity, yapısal bütünlük. Hydrostatic test, strength degradation, mukavemet bozulması. Maintenance procedure that use water pressure to test structural integrity or strength degradation of extinguisher body. Mukavemet bozulması ya da hidrostatik yapısal bütünlüğünü test etmek için hidrostatik test kullanılır. Ne kullanılıyor? Basınçlı su kullanılıyor. Class BC, sodyum bikarbonat arkadaşlar BC. Soda bu nerelerde kullanılır? BC, mutfak ve yiyecek alanlarında soda toksik olmadığı için kullanılır. Arkadaşlar bu yangınla ilgili videolarda bir İngiltere tabanlı bir firmanın videosundan bu kelimeler alınmıştı o zaman. ABC Extinguisher, ABC tipi yangın söndürücüler. Bu yangın söndürücüler mutfak ve mutfakta kullanılamaz çünkü nedir? Toksiktir. Would not be, do not. İş güvenliğinde dikkat edeceğimiz bir şey var. Bakın iş güvenliğindeki cümlelerde I don't ya da I didn't demiyoruz. Ya da don't use demiyoruz. Do not use. Bu önemli çünkü gerçekten izlediğim pek çok videoda ve yazılarda do not vurgusu yapılıyor. Çünkü karışmaması lazım. Yani don't biliyorsunuz kullanıldığı zaman çok kısa kullanıldığı zaman kesinlikle anlaşılmıyor. Dolayısıyla da özellikle başınıza geldiği zaman böyle bir şeylerde you do not şeklinde not kısmını vurgulu olarak kullanırsak daha anlaşılır, daha faydalı ve karışmamış olur olacağını düşünüyorum. Yani bu I didn't ya da I didn't dediğimiz zaman orada tabii iş güvenliğinde bu olumsuz cümleyi yapmak lazım. Zaten Türkçe'de de mesela istemiyorum, yapmayın dediğimiz zaman özellikle mesela ne diyoruz? Kapalı alanlara izinsiz girmeyin diyoruz değil mi? Baskılı söylüyoruz girmeyin. Ya da izin almadan kesinlikle gitmeyin diyoruz. Ne yapıyoruz burada? İzin almadan kesinlikle yani almadanı ne yapıyoruz? Vurgulu söylüyoruz. Burada da yine bu şekilde do not, did not şeklinde olumsuz cümlelerde vurgu yapmamız önemli. Purchase satın alma, halon. Mesela halon tipi söndürücüler, elektrik biliyoruz zaten bunları, bütün araçlar biliyor, sensitif elektronik, hassas elektrik ekipmanlarında kullanılır. Delicate burada hassas, narin, aynı şekilde yukarıdaki cümlenin devamı var. Pressurized, basınçlı. K sınıfı, carcass in use to fryer. Primarily in the kitchen, spinet, in the kitchen fire protection system. K sınıfı yangınlar, K sınıfı söndürücüler de arkadaşlar mutfaklarda kullanılabiliyor. Potasyum bunlar. Saponification, residue, tortu, soap, sabunlu, smother, boğmak. Extinguisher agent converts burning oil or fat into non-combustible form. Extinguisher agent converts burning. Yağ ve kızgın yağlarda tutuşmaz köpük söndürücü olarak kullanılabiliyor. Sanki böyle bir anlamış gibi. This layer of soap causes fire. Evet, buradaki katman sabun burada ne yapıyor? Üstünü kaplıyor yağın. Ve soğutma görevi sağlıyor. Do not attempt to extinguish any fire without first calling. Kesinlikle hiçbir yangına 911 aramadan müdahale etmeyin diyoruz. Tabi bizde 911 yok. Biz ne yapıyoruz? 112 arıyoruz. Orman yangınları içinde 110 arıyoruz. İtfaiye 110'du değil mi? Ama şimdi 112'de bütün şeyler geliyor artık. Pull the pin.
Pimi çek. Aim at the base of flame. Aim, nişan al. Nereye nişan al? Alevin, değil mi? Merkezine nişan al. Base, çıkış noktasına nişan al. Always have backup person. Her zaman bir arkadaş, değil mi? Yangın söndürürken yanında olsun, yardımcı olarak. Squeeze and sweep. Sık ve süpür. Upwind, rüzgara karşı. Don't fight fire if it put you... Kendini riske atıyorsan kesinlikle müdahale etme diyor. Position yourself upwind. Rüzgarı arkana alacak şekilde. Avoid, korumak. Being caught in any smoke. Rüzgardan kendini koruman için rüzgarı arkana almak gerekiyor. Bu pozisyonda sönmek gerekiyor. Being caught, yakalanmak. Right away, derhal. Sweeping motion. Arkadaşlar, sweeping motion süpürme hareketi. Bakın şu süpürme hareketi. Sweeping motion. 3 or 4 feet. Feet ayak. 3 ya da 4 ayak. Kesinlikle şey değil. Yani inç olarak da düşünebilirsiniz. İnç değil, ayak. Feet. Karbondioksit discharge kavrasını o zaman. Karbondioksit söndürücülerde biliyorsunuz zaten karbondioksit aktif ve buharlaşmak için gazlarla geçmek için çok fazla nozzle'dan çıktığı anda direkt dışarıdaki ısıyı çok çabuk aldığı için hızlı bir soğuma yapıyor ve burada ellerimize dikkat etmemiz lazım. No matter how small is, ne kadar küçük olursa olsun, no matter how, no matter how far, ne kadar uzak olursa olsun. A core, meydana gelmek. Tackling, mücadele etmek. When tackling fire, yangınla mücadele ederken. Kurşof çakıyor, çok benim lanetim. Nereden gelmiş hiç anlamıyorum bunu. Manner, davranış, tavır. Evaluate, değerlendirmek. Re-evaluate, yeniden değerlendirmek. Yani evaluate, re-evaluate. Site, şantiye. Site superintendent, şantiye sorması. Burada bir cümle içinde kullanmış. Safe and responsible manner. Güvenli ve sorumlu davranış. Davranış. If it doesn't look safe, eğer uygun görünmüyorsa, stop and re-evaluate the task. Eğer uygun, güvenli görünmüyorsa, durun ve yeniden, görevi yeniden değerlendirin. Order the immediate shutdown of site activities in the case of the medical emergency. A safe condition or a safe practice. Güvensiz durumda, güvensiz harekette, acil durumda, emergency, medical, hastanelik bir durumda arkadaşlar işi kesinlikle durduruyorsunuz. Yani bunu artık şey yapmaya gerek yok. Bunu familiarize tanıtmak. Report safety and health concern and management as necessary. Sağlık ve güvenlik endişelerinizi kesinlikle gerekli gördüğünüzde raporlayın. First aid, ilk yardım. First aid, arkadaşlar ilk yardım çantası genellikle üzerlerinde first aid yazar. High visible, yüksek görünürlük. Steel toed boot, çelik burunlu ayakkabı. Conduct job site inspection as a part of quality assurance for safety and healthy. Conduct arkadaşlar aslında do ile aynı anlamı var. Fakat iş güvenliğinde genellikle conduct kullanılıyor. Conduct job site inspections as a part of quality assurance for safety and healthy. İş ve güvenlik ve sağlık konularında arkadaşlar site görebilirsiniz. Inspections genelde burada iş güvenlik uzmanı olur. Inspections iş güvenlik uzmanı olarak görünüyor burada. İş güvenlik uzmanının sağlık ve güvenlik konusunda iş güvenlik uzmanı da bu şantiyenin nedir bir parçası. Still the work boots, iş ayakkabıları, work boot must also cover your ankle. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Geçen şantiyede de bizim bir arkadaş iş ayakkabısı bakıyordu ve bileklerini de koruyacak şekilde iş ayakkabısı bakıyordu. Çok enteresan. Bu mesela demir tezgahında çalışanlar için bilekleri de koruyacak şekilde iş ayakkabıları ne yapılabilir? Tasarlanabilir. Çünkü o bölgelerde ayağı sık sık yani demir düşüyor ve bu demirler sadece şeye düşmüyor. Burun kısmına. Tabi bileğine kadar bile birazdan şey yapabiliyor, düşebiliyor.
Weber buhar, ignition tutuşma, scarce yara izleri, uncommon nadir, common yaygın zaten, uncommon nadir, cohesion birleşme, cohesive yapışkan, anticipating ummak, vapor in the air capable of producing a flash fire and presence of ignition source better known as lead percent greatest. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi saçma sapan bir cümle kurmuşlar, en azından bir çevirme gerek. Uncommon for buffalo is bu arada buffalo sürü yolculuğundan bahsediliyor. Permanent Weather Waterhole su yoluna doğru gidiyorlarmış. Nadiren buffalolar doğum esnasında su yoluna doğru gidiyor, yolculuk yaparlar. Arkadaşlar burada da herhalde ki National Geographic'ten bir şey gelmiş buraya. Pasaj. Big Bull, a brave leader in snatched earth. He's not playing. His battalion didn't enter. Burayı hemen geçelim. Burada bizim şeyimiz yok. Bunlar buffalo ve aslanlarla ilgili bölüm. Yanlışlıkla gelmiş. Gerçi aslında bizi de biraz ilgilendiriyor yani iç güvenlik uzmanları. İç güvenlik uzmanları bu durumda buffalo oluyor. Aslanlar da işveren vekilleri ve işverenler oluyor. İş güvenlik uzmanları bu durumda özellikle su yollarına giderken ne yapacaklar? Dikkatli olacaklar yani kendilerini ele vermeyecekler. Her olaya ne yapmayacaklar? Atlamayacaklar benim gibi. Geçelim. The anchor point. The anchor point ankoraj noktası. Aslında bir diğer adı da nedir bunun? Bağlantı noktası. Emniyet kemerlerimizi bağlarken öncelikle bir kısmı anchor point diyebiliriz. Bağladığımız yere. Properly. Uygun şekilde. Proper, uygun. Properly, bu çok kullanılır. Mesela uygun uygun kişisel koruyucu ekipman ne diyor? Proper PPM şeklinde. Proper, trained, ensure. Ensure inanılmaz çok kullanılıyor. Yani sağlamak, emin olmak. Drill operation, delme işlemleri, hook, kanca, winch kancası. Hook spring, kanca yayı. Bu tabi winch ve emniyet kemeri kancası içinde kullanılabiliyor. Buckle toka, defective equipment, arızalı ekipman. Defective equipment must be identified, tagged out, replace it. Arızalı ekipman ne yapmalı? Tanımlanmalı, must be identified. Nasıl tanımlanmalı? Tagged out, etiketlenmeli ve değiştirilmeli. Replace it arkadaşlar, değiştirmek. Replace it. Bu yer değiştirmek değil, direkt değiştirmek. Yani yerine yenisini koymak. Tagged out, etiketlemek, replace it, değiştirmek. Must be disposed, imha edilmeli. Impact loading, darbeli yük. Çarpma yükü. Horseplay, eşek şakası. Arkadaşlar horseplay, horseplay. Çok karşımıza çıkacak, çok kullanacağız. Bakın adamlar şunu diyor. Horseplay of any kind will not be tolerated and ground for dismissal. Ground for dismissal, işten çıkarma gerekçesi. Eşek şakası kesinlikle tolere edilemez ve işten çıkarma gerekçesidir. Is not allowed, müsaade edilemez. Using headphones, arkadaşlar kulaklık, müzik dinlemek, radyo yayını. Bunlara müsaade edilmiyor. Prohibit, yasaklamak. Ama bizim şantiyede adamı uyardığınız zaman kardeş müzik de mi dinlemek diyor, değil mi? Ya da mesela şöyle bir şey var. Türkiye'de aslında şu yapılıyor. Adama diyorsun ki kardeşim telefonu çıkar, kulaklığı çıkar diyorsun. Abi diyor müzik dinliyorum diyor. Tamam mı? Kimseyle konuşmuyorum diyor, müzik dinliyorum diyor. Bunu çok şey yaptı. Ha müzik mi dinliyorsun? Tamam o zaman sıkılıyor falan deyip geri dönüyorsun. Çünkü yanlış kural, yanlış şey uygulana ne oluyor? Kural haline geliyor. Sanki biz şunu demişiz ki kardeşim kulaklıkla sadece işte müzik dinleyebilirsin. Ne olur ki en tehlikelisi de o aslında. Evet, vakitten dolayı yukarıdaki cümleler ileriki derslerde zaten ileriki konularda deneyeceğiz. Şimdi power tools 3
Improper uygunsuz demiştik yine. Arkadaşlar power tools enerji enerji kabloları şimdi uygun kelime gelmiyor aklıma fakat ilerleyen zamanlarda karşımıza çıkan işlerle. Misuse yanlış kullanım. Lack eksiklik. Arkadaşlar bu lack çok kullanılıyor. Lack of yani mesela görev eksikliği, KKD eksikliği, uygun halat eksikliği. Lack kelimesi inanılmaz derecede iş görevinde kullanılıyor. Lack of mesela proper PPE uygun kişisel koruyucu eksikliği. PPE personal protective equipment. The greatest amount of injuries associated with hands tolerance are hazard for improper maintenance, misuse and yanlış kullanım ve uygun kadar eksikliği. Trench kazı çukuru. Trench collapse or falls into trench. Kazı çukuru çökebilir ya da kazı çukuruna düşme. Associated ilişkili, associated trench geldi aklıma. Tool selection, safe for practice maintenance. Arise from kaynaklı. Mesela retractable geri çekilebilir. Geri razor knife, maket bıçağı. Fakat retractable her zaman şey olarak geçiyor. Geri sarmalı, geri çekilebilir. Zaten maket bıçağını da işine sokuyor. Improper maintenance, yanlış bakım. Bakın yine improper var çok kullanıldığımız. Never carry your retractable knife in your pocket. Maket bıçağını kesin cebinde taşıma. Ne yap? Bir kase içine koy. İşte bir kestiğince kase. Kap içine koy. İşte punch ya da bir kağıt içine. Lack of prep improper PPE. Uygun KKD eksikliği. Kevlar gloves. Kevlar zaten biliyoruz. Kevlar eldiven. Yani sıcağı dayanıklı. Bir de kesilmeye dayanıklı. Hand saw el testeresi. Cricket çatlamış. Handled grinders. Spiral taşım. Yani bunu hand aslında handled değil. Handled. El tutmalı grinder taş. Face shield. Yüz siperi. Excessively. Aşırı. Excessively loose clothing. Aşırı derecede gevşek elbiseler. Cold cap. Coat. In the rotation disk. Yani aşırı derecede şeyler, elbiseler ne yapılıyor? Spiral taşı kullanırken tehlikeli tabi. Mounted properly and tightened. Güzel bir şekilde bağlayın, sıkı bir şekilde bağlayın şeklinde bir cümlemiz var. Chainsaw hazar. Square feet metrekare. Aslında bu metrekare değil, aslında bu fit kare. Buraya yanlış yazmıyor. Bu fit, square feet fit kare. Square meter olsaydı metrekare olurdu. Numerical rating, sayısal derecelendirme. Indicate, belirtmek. Acronym, kısaltma. Use the PASS acronym. PASS zaten biliyoruz aslında. Pimi çek, alevi diyor, sık, süpür. Aynı şekilde pull pim, aim the glove, squeeze and sweep. Diminish, azaltmak. Trenching, kanal işleri. Physical hazards include those that can cause interior injuries such as cut and burns. Exterior injuries, dış yaralanmalar. Fiziksel tehlikeler, bunları da içerir. Neler içerirmiş? Yanıklar ve kesikleri. Exterior neymiş arkadaşlar? Dış yaralanmalar. Interior damage, iç hasar. Exterior injuries, dış yaralanmalar. Interior damage, iç hasar. Neden interior injuries demiyoruz? Çünkü yarayı göremiyorsun değil mi? Due to, bu yüzden. Exposure, maruz kalmak. Electrocution, elektrik çarpması. Exposure to excessive noise from operation equipment. Mesela aşırı gürültü, değil mi? Operasyon ekipmanlarından dolayı aşırı gürültüye maruz kalmak. Bakın, exposure. Bu maruz kalmak kelimesini de aynı şekilde çok kullanacağız, çok kullanırız. Electrocution, elektrik çarpması. Uneven, dengesiz. Uneven. Abrasions, sıyrıklar. Abrasions from razor knife, hand tools and other sharp equipment. Sharp diyorsunuz, keskin ekipmanlardan dolayı oluşan sıyrıklar nedir? Maket bıçağı ve el aletleri, hand tools.
Uneven ground. Düz olmayan zemin. Ground. Adverse. Ters. Olumsuz. Such as high winds. Mesela high winds. Lightning. Yüksek rüzgar. Yıldırım. Kar. Ve ice storm. Buz fırtınası mı? Manner. Tavır, davranış, bunu zaten daha önce de kaçmıştık. The surrounding, çevre. Always be aware of your surroundings and acting in the safe manner possible. Her zaman işte uyanık olun. Be aware of. Always be aware. Always be aware. Her zaman uyanık ol. Arkadaşlar İngilizce'de bakın, hiçbir zaman şuralarda bir şey geldi mi? Yani sen, ben, I, you, been, she, hiçbir şey yok değil mi? Yani direkt emir kipi cümleler. Yani dikkatli ol, şunu yap, bunu yap. Wear the proper shoes mesela. Uygun ayakkabı giy. Yani şunun başına sonuna please ekledin mi iş bitiyor. Anladın mı? Yani çok şey yapmaya gerek yok. Yani arkadaşım ya da sevgili kardeşim ya da işte direkt please lütfen ayakkabı giyin. Lütfen şunu yapın, lütfen bunu yapın. Bu şekilde şey yapmak lazım. Yani davranış. Bu şekilde olduğunda tabii en azından iş güvenliği çok net tavrımızı, davranışımızı çok net bir şekilde gösterirsek karşıdaki kişi de zaten bunu anlıyor artık. Approximately, bunu söylemiştik zaten. Fortunately, neyse ki. Fortunately, they are easy to prevent if you stay alert. Neyse ki, they are easy to prevent. Bunları alarmda olmak, şeyde kalırsanız, sürekli dikkatli edersiniz, korumak daha kolay hale gelir. Awareness, farkında olmak. Be aware of awareness. Yani, always have awareness of where you are walking. Bunun nerede olduğunuzu farkında olun. Mud, çamur. Slippery surface, kaygan yüzeyler. Wet landfill liner. Birikmiş su cepleri. Proper, uygun. Her zaman ne çıkıyor karşımıza? Proper, improper. Proper, improper, değil mi? Yani bunu artık şey yapmamız lazım. Wear the proper shoes. Traction, çekiş, shorten. Kısaltma. When walking the slippery surface, shorten your steps as you would can ice. Kaygan yüzeylerde yürürken shorten your steps. Adımlarınızı kısa tutun. Sanki as you would can ice. Buzda yürürmüş gibi. Terrain, arazi. Power cord, güç kabloları. Cord kablo, elektrik kablosu olarak genelde kullanılıyor. Watch for trip hazards. This includes power cords. Her zaman watch for trip hazards. Arkadaşlar elektrik kablolarının tehlikelerini her zaman izleyin. Kabloların nereden geçtiğini. Uneven ve düz olmayan yüzeylerde ve arazilerde within the work area çalışma alanlarında dikkatli olun şeklinde bir cümle. Tabi durdurup daha dikkatli bir şekilde translate, Google Translate'de yazıp daha net bir şey alabilirsiniz siz. Within the work area, çalışmaların dahilinde, housekeeping, temizlik, neglect, evet. Şimdi arkadaşlar birincisi ne demiştik? Lack of the duty, mesela görev eksikliği, lack, eksiklik. Bir de neglected var, neglected, ihmal edilen. Şimdi şunu, birisi eğer bir şey yapmayı ihmal ediyorsa, bir şey bir görevi ihmal ediyorsa, yani buna daha çok mesela bilerek aslında neglected, bildiği halde bunu yapmaması ihmal edilmiş. Yani mesela neglected duty dediğimiz zaman görevi ihmal, ama lack of duty dediğimiz zaman görev eksikliği. Yani mesela ağzımın malzemesi eksikse lack of işte tools dersiniz. Fakat neglected of tools denmez. Neglected daha çok şeyde kullanılır. Nasıl deriz? Yani biliyor, kişi biliyor, yapması gerekeni biliyor, her şeyi biliyor. Fakat ne yapıyor? Görevini yerine getirmiyor. İşte burada da biz neglected kelimesini kullanacağız. Buna kişisel hata olarak şey yapmak lazım, bakmak lazım.
Older cars are found in neglected work site AR unintended electrical cords and pieces of liner cuttings. Diğer tehlikeler de imal edilmiş site içinde imal edilmiş tanımlanmayan elektrik kabloları, piece of liner cutting, tabi parçalanmış, soyulmuş elektrik kabloları. Bir de nedir? Unattended, sahipsiz elektrik kabloları. Clutter, dağınık. Establish and utilize, kurmak ve kullanmak. Utilize ve uyarlanmak. Walkway, yolu. Arkadaşlar, walkway, sidewalk, walk side de geçiyor. Yani yaya yolu, walkway, yürüme yolu. Promptly, derhal, occur, meydana gelmek. Take the time, zaman ayır. Take the time to watch where you are going and avoid these hazards. Yani nerede olduğunu yürüdüğünü ve bu tehlikelerden korun. Grasp, kavramak. Intentions, kavşaklar, kesişim. Rear view mirrors, dikiz aynaları. Seat belt, emniyet kemeri. Bu seat belt arkadaşlar bizim anladığımız emniyet kemeri değil. Seat belt, koltuk, araba kemeri. Yani harness, normal kemerimiz bizim harness ve ya da harness olarak ben genelde karşıma çıkıyor. Burada bizim burada da geçen şey arkadaşlar koltuk araba emniyet kemeri. Usage, kullanım. Seatbelt must be usage. Obey, itaat etmek. Obey speed limits, trafik kurallarına itaat edin. Maintain, sürdürmek. Operated, kullanılmak. However, bununla beraber hands-on, uygulamalı, authorized, yetkili, mandatory, zorunlu. Hocam mandatory kelimesi de aynı şekilde özellikle bu COVID-19'da tabi mandatory lockdown, bir de voluntary var. Mesela voluntary, gönüllü, mandatory, zorunlu. Pre-shift, vardı öncesi. Pre-shift, mesela mandatory must be documented pre-shift inspection. Ne diyoruz? Must be documented pre-shift, vardı öncesi denetimler zorunlu olmalı. Documented, belgelenmiş. Spotter, gözcü. Rigging, kaldırma işleri. Spotter, gözcü, observer. Observer de aynı şekilde gözcü olarak kullanabiliriz. Observer. Any usage, her kullanım öncesi. Aslında her kullanım öncesi değil. Any usage, her kullanım. Before any usage, her kullanım öncesi olur. Before gelirse, shackles, prangı, zincir. Bir cümle var burada. Always use a spotter in limited area and when backing up, remove your hands from the controls when the people approach your equipment. Ya geçelim buna. Strap, kayış, bant. Sling, sapan. Bradley, dizgin. Unbradley diye bir kelime var. Belki de duymuşsunuzdur. Dizginlenmez, dizginsiz şeklinde geçiyor. Strap, kayış, bant. Inspect all rigging. Çünkü arkadaşlar bu rigging, nerede rigging? Yok burada. Rigging arkadaşlar kaldırma işlemi. Bradley, sling, strap and change for wear bending weakness before any usage. Bütün işte ekipmanlar kaldırma öncesi ne yapmak gerekiyor? Kontrol etmek gerekiyor. Manlifts and forkliftler cannot be operated without proper documented training. Manlifts ve forkliftler kesinlikle uygun şekilde kontrol edilmeden ne yapılmalı? Operate edilmemeli. Yani kullanmamalı. Tagline, kılavuz alat. Evet. Kılavuz alatı da çok kullanacağız. Biliyorsunuz tagline. Whenever are lifting. Kaldırma işlemlerinde object never want to use your hands to hold. Kesinlikle yükü elimizde tuttuğunuz always use a tagline. Close out kullanıyoruz. Bucket. Kepçe kovası. Bucket. When lifting an object with excavator when you were born to attach straps or lines to the teeth of the bucket. Arkadaşlar
while lifting an object with excavator. Eğer kepçeyle kaldırma yapacaksak kesinlikle kepçeyi dişlerine takmayacağız. Nereye takacağız? Kovasına takacağız. Tamam mı? Dişlerine takmayacağız. Acceptable practice. Kabul edilebilir uygulama. Suspended load. Çok kullanacağız bunda. Mesela asılı yük. Suspended. Circumstance. Durum. You should not. Bakın aynı şekilde. You should not. You shouldn't değil. Not'ı özellikle vurgulamamız gerekiyor. You should not or any circumstance walk under the suspended. Hiçbir şartta asıl yükün altında durmayacağız. Articulating drum trucks, belden kırmalı kamyonlar. Eye contact, göz teması. Hand signal, el işaretleri. Signalman, işaretçi. Şimdi bakın. Approach the machine from the front so that you can make direct eye contact with the driver. Eğer öndeyseniz şoförle ne yapmanız lazım? Göz kontağı kurmanız gerekiyor. One form of communication that is extremely important to know and understand. El işaretleri verdiğiniz zaman arkadaşlar kesinlikle emin olmanız lazım. Haberleşmenin doğru yapıldığından. Sen ömür işaretçi. Hand signals, el işaretleri are used for communication to other workers such as between an equipment operator and signalman, sometimes called groundman. Signalman, işaretçi, ne diyoruz buna? Groundman de diyoruz aynı şekilde. Ve el işaretleri operatör ile şey arasında olur. İşaretçi arasında olur. Regarding hand signal. El işaretleri ile ilgili. Lead'in yol açmak. Geçiyoruz. Indicate, belirtmek. Deliberately, kasıtlı, bilerek. Arkadaşlar bu signal slowly and deliberately. İşaretler yavaş ve bilerek olmalı. Bilerek. Yani bu da kasıtlı değil de bilerek kelimesini tercih ederiz. Burada bilerek mi yapıyorsun mesela? Are you deliberately do this? Yani bunu bilerek mi yapıyorsun? Revise, gözden geçirmek. Unless, olmadıkça. Unless'ı zaten biliyorsunuz. Yani unless, absolute necessary. Gerekli olmadıkça mesela burada. Signalman show clearly indicated the hand signal equipment operator and should not quick change. İşaretçi hızlı ve çabuk bir şekilde işaret vermemeli. Ne zaman? Gerekmedikçe, kesinlikle gerekli olmadıkça. Obey the signal, sinyallere uyun. Raise the bomb, bomb kaldır. The equipment operator, makine operatörü and all of the area must obey signalman. Makine operatörü ve sağdaki herkes sinyal veren kişiye ve işaretçiye uymak zorunda. Unless doing will cause bir kaza olmadıkça. Obey the signal. Arkadaşlar obey itaat etmeyin. Obey the signal. Sinyallere ne yapmayın? İşaretlere itaat edeceğiz. Raise the bomb. Bomb kaldır demek. Pointing up. Yukarı dönük. Lower the bomb. Lower the bomb, bomb nedir? Ne diyor burada? Thumb pointing down. İşaret parmağımızı ne yapıyoruz? Aşağı doğru yapıyoruz. Thumb point, body parmağı. Move slowly, pointed finger, işaret parmağı. Of one hand, circling. İşaret parmağı, bir elimiz işaret parmağını ne yapıyoruz? Çeviriyoruz, daire çiziyoruz. Lower load, yük aşağı. Hoist load, binç yukarı. Hoist belt, yük kaldır. Hoist winch, stop. One arm, extended and circling. Stop dediğimiz zaman bir elimizi uzatıyoruz ve ne yapıyoruz? Daire çiziyoruz. Aslında bu stop değil ama neyse. Emergency stop, iki elimizi uzatıyoruz ve daire çiziyoruz. Çeviriyoruz. Precautions, önlemler. Hazardous atmosfer, tehlikeli atmosfer. Stairway, merdiven. Şimdi arkadaşlar
Mesela burada bir örnek koymuşum sanatın problemleri gibi. Şimdi bir de stairway, bir de ladder var arkadaşlar. Şimdi ladder bizim bildiğimiz el merdiveni. Stairway ise yapılmış platformlu korkuluklu merdivenler. Anladın mı? Yani stairway merdiven korkuluklu genellikle vinçle getirilip götürülür. Katlar arasında özellikle büyük AVM inşaatlarında kullanılır. Ladder ise normal merdiven, el merdiveni. Slope eğim. Gradual slope kademeli eğim. Coworker yardımcı çalışan. Tagged out. Tetiklemek. Devam ediyoruz. Electrical wiring. Elektrik tesisatı. Ignite. Tutuşturmak. Scale. Doğal olarak. Natural'e de diyebiliriz aslında. Yani bu kadar şey yapmaya gerek yok. Extension cord, uzatma kabloları. Arkadaşlar çok kullanıyoruz bunları. Extension cord, uzatma kabloları. Hand tools cord. El aletleri kabloları. Yani ne diyorum lan? Aslında biz bunlara seyyar diyoruz değil mi? Seyyar. Carrier wire, iş telli. Avoid placing electrical cord across traffic area. Ne diyoruz? Yani trafik bölgesinde, yani trafik olduğu yerde kablo olmasın. Keep cord away from water and cord object. Yani bizim şantiyelerde de aynı şey. Kabloyu şeyden korun üstüne. Online wiring of more equipment must be graduated to protect all persons or objects from harm. Workflow of iş akışı. Refueling yakıt. Cautiously, ihtiyatla. Spill, dökmek. Saturate, ıslanma. Portable, taşınabilir. Portable, heavy tools, taşınabilir ağır araçlar. Operator must be ensure lifting equipment properly inspected, tested, utilized and maintained. Bunun her biri başlı başına bir kelime. Ensure, emin olmak. Working load, çalışma yükü. Working load on rigging must not exceed safe limit established by the manufacturer. Çalışma yükü kaldırma esnasında onların must be exceed safe limit. Aşırı derecede arkadaşlar yüklenmemeli. Üreticinin limit değerlerini geçmemeli. Hanital inspection ilk muayene. An initial inspection must be performed at the time the equipment arrives on the project. Bu ekipman arkadaşlar işte projeye ulaştığında, şantiye ulaştığında ne yapmalı? Mutlaka kontrol edilmeli. Biz buna periodik muayene diyebiliriz. Swings, sancaklar. Periodic inspection da diyebiliriz. Bu initial inspection'ı. Swing bridles, dizginler. Sinetik slings, sentetik sapanlar. Sentetik slings. Sling, component, authorizing, corrective, düzeltici. Evet, corporation, şirket, circumstance, koşullar. Sable, ince. Safe area will be identified during the tailgate meeting. Tailgate meeting. Tailgate zaten var. Bu zaman gelince şey yapacağız. Jeopardies, tehlike atmak. Var mı burada Jeopardies ile ilgili bir kelime? Yok. Evet. Any of these circumstances. Hiçbir şartta couldn't put you at risk. Kendinizi riske atmayın. For injury, but it can jeopardize your health as well. At risk for injury, but can you pardon your heart as well? Kendinizi arkadaşlar ve kendi kalbinizi mi diyor burada? Your heart. Bunu yanlış yapmışım ama hayatınızı da olabilir. Riske atmayın şeklinde bir tehlike atmayın şeklinde bir cümle çıkıyor buradan arkadaşlar. Imperative, zorunlu. Lightning strikes, yıldırım. Tailgate meeting, bagaj buluşması. Arkadaşlar tailgate meeting, tailgate party,
Tailgate arkadaşlar, toolbox gibi, fakat toolbox'tan farkı, toolbox mutlaka her zaman iş öncesi, işe başlamadan yapılır, sabah yapılır ve toolbox'ta iş izin formu düzenlenir, GCA dediğimiz şey düzenlenir. Fakat tailgate'de, tailgate'den nasıl diyelim, bir tehlike oldu, hemen çalışanlara topluyorsunuz ve kısa bir eğitim veriyorsunuz. Çalışanlara topluyorsunuz, kısa bir eğitim veriyorsunuz. Tailgate party dediğimiz şey aslında stop working immediately and tailgate under shelter. Bakın, herhangi bir şeyde, yani bir barınak altında ya da herhangi bir yerde, kargo kapanmada direkt eğitiminizi veriyorsunuz. Buna tailgate deniyor. Ama tailgate party diye Google'a yazıp bakarsanız, millet işte kamyonlarını çekmiş, kasasını açmış, orada işte bir şeyler, mangal yapıyor, bir şeyler yapıyor, çok kısa. Mangal yapmıyor da o kadar uzun değil de, ama basit şeyler yapıyorlar, tam bilmiyorum ben de. Erzincan'la İstanbul dışında bir yerde yaşamadım yani. Bir de Antalya var. Ya bir de Sakarya var. Pardon, şimdi Red Bull Real, geri sarımlı makara. Several utilities may be present in the event. Safety net, güvenlik ya, utilities, araçlar, physical barrier, korkuluklar, fiziksel barrier, physical barrier, sewage, pipeline, kanalizasyon borusu, communication cables, telekom boruları, properly uygun yine, her yerde başka kapalı çıkıyor. Correspondent ilgili. Correspondent arkadaşlar, muhabir anlamı da var bunun. Correspondent. BBC falan dinlemişseniz, or to respondent diye bir kelimeler var sürekli. Instruct, talimatlar. Evet, corporation, şirket, circumstances, jeopardy, bunları yapmıştık ama burada devam edelim. Jeopardy, tehlike, imperatif, zorunlu, lightning strikes. Fall arrested system, düşme durdurma sistemleri. Personal fall arrested system. Declaration device, yavaşlatma cihazı. Deceleration, deceleration değil arkadaşlar, deceleration device, yavaşlatma cihazı, barricade, barricade, slope, aim, OSHA, occupational health and safety administration, worker thief, işçi ölüleri, indecent, malaya, ragabag, ünlü, arkadaşlar, worker thief in America are down on average from the about 39 workers thief a day in 1970 to 13 in day in the 2014. Bunu siz çevirirsiniz. Indecent olay. Worker injuries and illness are down from işte 10.9'dan 100 işçi için 3'e düşmüş 2015'te. These numbers are positive, but bu numaralar iyi, fakat biz bunlarla övünmüyoruz. Övünmemeliyiz. For too many, çok fazla. One death, one injury, one illness is for too many. Bir ölüm, bir yaralanma, bir hastalık bile çok fazla. Vay arkadaş. Commander, yetki alanı. Bu aslında güzel bir slogan olur. Olur, güzel bir slogan. Most employees is the US cup under Russia. Amerika'daki birçok işçi OSHA'nın şeyinde, himayesinde, jurisdiction, yargı. Pay attention, kulak vermek, dikkat vermek, dikkat kesilmek, hesitate, çekinmek. Do not hesitate, ask your supervisor. Supervisor'a herhangi bir soru sormaktan kesinlikle çekinmeyin. Solid and hazardous waste, katı ve tehlikeli atık. Vital, hayati, face. Aşama, regulation, yönetmelik. Geçiyoruz. OSHA. OSHA, occupational safety and MSHA. Madende arkadaşlar, Mine Safety and Health Administration, MSHA'nın kuralları geçerli. Asset, varlık, as such, bu nedenle. We recognize all employees are our greatest asset. Biz, çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğunu farkındayız. Herkes böyle diyor ama neyse.
hazard tehlike. Recognize hazard and provide safety work environment possible. Adhering uyumak, bağlı kalmak. Deviation sapma. Ignoring gözden görmezden gelme. Komple uyumak. Undertaking girişim, üstlenmek. Job site şantiye. Job site. Participate unsafe conditions. Job injuries. Near miss. Ramakkala. Update ince. Landfiles depolama. Has power. Has power arkadaşlar, has power hazardous waste operation and emergency response. Yani tehlikeli, onu şöyle ne güzel Türkçe yazmışım burada yani. Başka her tarafı biliyoruz. Tehlikeli atık operasyonları ve acil müdahale standartları. Power plants, enerji santralleri, gold mines, altın madenleri, dual handicap, kör testleri. Neden geldi burada buraya? Field audit, saha denetimi. Obligation, yükümlülük. Observe, gözlemek. O bahsettiğim gözcü var ya, observer, işte o burada. Şimdi tabii siz göremiyorsunuz. MSDS, Material Safety Data Sheet. Binder, Cluster, Binder. Büyük ihtimalle okuruz. Occur, occur, occur. Meydana gelmek. Compile, derlemek. GHS, kimyasal etiketleme standartı. Arkadaşlar bu GHS enteresan bir şey. 2015'te yürürlüğe girmiş bir şey. OSHA tarafından tanınıyor, biliniyor. Google'a GHS training ya da educating diye yazarsanız OSHA'nın eğitim videolarını görürsünüz. Güzel videolar, yani ben izliyorum, çok faydalı. Reliable, güvenilir. Employer, işveren. Employ, işçi. Employer, çalıştırma. Şimdi bunların telaffuzu employer, employer, employee, 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 employee. Comprehensible, anlaşılabilir. Adequate, 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 yeterli. Goggles, gözlük. Safety glass, glasses, koruyucu gözlük. Face shield, yüz siperli. Sunglasses, güneş gözlükleri. Tinted glass, hat, hat, baret, helmet, baret, reflective vest, reflektörlü yelek, ward, gloves, iç eldivenleri, kevlar, gloves, kevlar eldivenler. Hala var mı ya? Steel tooth boot, çelik burun ayakkabı, gas meter, gas sayacı, amount, miktar, unacceptable level, kabul edilemez sınır, vapor, buhar, ignition source, ateşleme kaynağı, guardrails, korkulu. Guardrails. Personal fall arrested, düşüş durdurucu. Position device, konumlandırma cihazı. Personal restraint system. Personal restraint system. Restraint system, restraint. Sıkılaştırma sistemi, personal tutucu sistemi, onlardan düşünüyorum. Lifeline, yaşam alatı. Anchor point, anklaj noktası. Restriction, kısıtlama olarak geçiyor normalde. Restriction, personal restriction system. Neyse. Ya yazarsın şey yapın ya. Çıkar yani. D-ring, D halkası. Emniyet kemerlerinin arkası kısmında bulunan D halkası. Borehole, sondaj kuyusu. Regular basis, prior to use, kullanımdan önce. Torn, yırtık kopuk. Hook kanca, hook spis kancayı. Bunlar zaten diğer şeylerde vardı. Emergency response, acil durum müdahale. Medical emergency, acil ilk yardım. Workforce, iş gücü. Evet. Öneri ve eleştirilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bundan sonra bu tüm paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Yani akıllanmadım. Şayet beğendiyseniz abone olup zile basarsanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Benim istediğim arkadaşlar aslında şöyle bir şey, yani beraber de bir şeyler yapalım. Oraya yazacağınız yorumlarla ya da işte kelimeler olabilir ya da paylaşacağınız başka dosyalar olabilir. Umarım bu faydalı olur. Özellikle uluslararası şantiyelerde çalışan arkadaşlar için.
bir giriş olur. Ya da hiç bilmeyen mesela işte bu konuda daha yabancı olan arkadaşlar için bir faydalı olur. Ama dediğim gibi bazı kelimeler var, ortak kelimeler. Yani bir harness, emniyet kemeri, harness. İşte mesela dersin ki senin emniyet kemerin nerede, emniyet kemeri tak diye. Çok uzun cümle kurmadan wear harness, kemer giy. İş güvenliğinde cümlenin öznesi, yüklemi, şu bu önemli değil aslında şantiyelerde. Dediğim gibi başına hiçbir şey bilmiyorsanız pratik olarak başına please koyarız. Please wear harness. Please put your helmet. Ya da işte helmet'i bilmiyorsun, baret'i bilmiyorsun. Yani hat de dersin. Ama mesela hat'i nasıl dersin? Başına cap koyarsın. Anlatabiliyor muyum? Yani lan gözlüğü biliyorsun ama iç gözlüğü neydi? Kardeşim üst gözlüğü job glasses. Tamam. Baret'i bilmiyorsan job hat dersin. Yani iş şapkası dersin. Bu şekilde bir şeyin anlamını biliyorsanız yani bunu başına cabı koyup bunu artık şeye koyabilirsiniz yani. Belt bildiğimiz belt kemer belt ama işte cap dediğiniz zaman iş kemeri dediğiniz zaman ya da işte safety belt dediğiniz zaman emniyet kemeri oluyor o da yani çok şey olmuyor, harness olmuyor mesela. Ama işte seat belt mesela seat koltuk belt kemer işte koltuk kemeri arabalarda kullanılıyor. Yani iş güvenliğinde çünkü benim de başıma gelen bir şey bu. Bir süre sonra baktım bu böyle olmayacak. Lan emniyet kemeri neydi, şu neydi, bu neydi? Aklınıza gelmeyebilir bu tür kelimeler, bu tür cümleler. Bu durumda şey yaparsınız yani biraz daha mantık kurarak yani bir şeyin başına safety'yi koyduğun zaman her şey güvenlik olur yani. Mesela bilgisayar, computer, safety computer yani güvenli bilgisayar ya da işte ne bileyim adama işte güvenli yürü dediğin zaman walk, safety walk yani güvenli yürü, walk safety, anladın mı? Bu şekilde şeyler, proper yani belli başlı kelimeleri bilmek gerekiyor ama ondan sonrasında zaten dediğim gibi safety kelimesini, işte healthy kelimesini yan yana getirip bir şekilde bunu savuşturmak gerekiyor yani iş güvenlik uzmanı arkadaşlarım. Bunlardan çekinmemesi lazım. Bu şeyin üstüne gitmesi lazım. Diyeceklerim bunlar. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.